Herkese merhabalar. Bugün sizlerle kıyafet üzerinden kalıp nasıl çıkartılır onu göstereceğim. Şimdi bir kaşe mont, kaşe kaban dikeceğim. Videosunu da çekeceğim. Ama öncesinde yine bir kalıbını kopyalayarak onu dikmek istiyorum. Tabii ki üzerine bazı değişiklikler yapacağım ama ana kalıbım bu olacak. Sizin de böyle bir montunuz varsa üzerinden birebir yapabilirsiniz kopyalama işlemini. Nasıl kopyalayacağız? O zaman hadi dilerseniz başlayalım. Şimdi biraz haşırtı olacak. O yüzden öncesini anlatayım, sonra sesi kısarak devam edeceğim. Şimdi bu bir mülaj kağıdı diye geçiyor. Parşömen kağıdı diye de alabilirsiniz. Kırtasiyeler de var. Bu aslında kalıplarda kullandığımız bir kağıt türü. Hem böyle hafif yarı saydam özelliğinden dolayı arkayı da görebiliyoruz, kumaşı da görebiliyoruz. Hem de kolaylıkla çizim ve kesim yapabiliyoruz. Bunu kalıbımın üzerine iğneleyeceğim ve sonrasında üzerinden işaretlemeler yapacağım. Tabii ki işaretleme yaparken kumaş üzerinde olduğu için düzgün bir işaretleme olmayacaktır. Ama sonrasında zaten keserken bunları düzeltebiliriz. Evet, şimdi dilerseniz geçelim. İğneledim. Şimdi bunun üzerinden kalıpta değişiklik yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Çünkü ana kalıbımız belli. Bunun yakasının daha böyle sivri olmasını istiyorsanız biraz daha şu üçgenlik, şuradaki üçgenlik kısmını biraz daha sivrileştirebilirsiniz. Bu yakanın daha yukarıda başlamasını istiyorsanız biraz daha yukarıdan kesebilirsiniz. Yani bunu tamamen size kalmış. Bunu biraz daha genişletmek isterseniz şu koltuk altına itibaren biraz daha geniş bir şekilde kesebilirsiniz. Her şey sizin özgürlüğünüze bağlı. Yani ne istiyorsanız ona göre yapabilirsiniz. Şimdi ben üzerinden işaretlemeyi yapacağım. Kurşun kalem daha iyi olur. Değişiklik yapabilirsiniz. Şimdi burada düz bir çizim yapamayacağım için böyle noktalar bırakacağım. Sonra onları birleştirip çizeceğim. Bu arada ben bu kaşe monttan daha uzun istiyorum. Bu dizime geliyor. Ben daha alt bacağıma kadar gelsin istiyorum. Bundan bir karış daha uzun keseceğim. Ama onu tabii ki kumaş keserken lazım olacak. Burada zaten kağıtta devam edeceğiz. O önemli değil. O yüzden alt kısmını belirlemiyorum buradan. Şöyle devam ediyorum. Şimdi şurada tam yakanın bitiş kısmında bir pens kısmı olacak. O yüzden onu biraz daha büyütüyorum. Şöyle bir santim kadar. Sadece ucuna doğru büyütüyorum. Ve ben bu ucun 2 santim daha yukarıda olmasını istiyorum. Şöyle 2 parmak kadar. Oyuntusunu birebir kopyalıyorum. Evet. Ve bedenin de bana gayet uygun olduğu için birebir kopyalıyorum. Böyle biraz bol istiyorum. Çünkü bu da bol bir yol. Çizimimizi yaptık. Şimdi bunu alacağım ve keseceğim. Ön kalıbımız hazır. Böyle yazıyorum. Taban, ön. Burada şöyle inen
Bir pensimiz de olacak. Şöyle. Ön tamam. Sıra arka kalıba geldi. Tersten ikiye katlıyoruz. Ve bir kolunu diğerinin içerisinden geçiriyoruz. Bu şekilde çok daha rahat kalıbı alabiliriz. Etrafından yine çiziyorum dikkatlice ve sonrasında keseceğim. Bu tür kabanlarda hareketi kolaylaştırmak için arka tarafında ortada bir yırtmaç var. Onun için biraz çıkıntı halinde kesiyorum gördüğünüz gibi. Kolun kalıbını çıkartalım. Şimdi montlarda kol altındaki kısmı ayrı bir parça şeklinde yapıyorlar. Bu önemli bir ayrıntı, onu söyleyeyim. Çünkü bunun kol altının kasmaması için bu şekilde yapmaları önemli. Onun da kalıbını çıkartalım şimdi. Şurası tam üst kısım. Kalıbı çıkartırken en çok zorlandığım kısım buydu. Çünkü bu parça arkaya da uzandığı için ikisini bir arada çıkartmam gerekiyordu. Kağıdı da ona göre koymam gerekti. Gördüğünüz gibi iğneledim ve iğnelediğim yerleri kurtarmadan arkaya doğru çeviriyorum ve oradan devam ediyorum kalıbı çıkarmaya. Bakın burada gördüğünüz üzere fazlasını kıvırıyoruz. Zaten ben astarlı yapacağım için buradan da astarı başlatacağım. O yüzden kesmek istediğimden yaklaşık, bunu biraz daha, bu astarsız olduğu için gerek kalmamış ama biraz daha astarlı olduğu için 4 santim kadar da fazla kesmem gerekiyor bu boynunu. Bunu da keselim, sonra şurayı da kopyalayacağım. Kolun üst kısmı. Şimdi alt kısmını da yapalım. Arka kısmı daha kolay. Şimdi düzgün bir şekilde serdikten sonra iğneliyorum dikiş yerlerinden. İşaretleyip keseceğim. İstiyorum. Bunun için yine kalıbımı yerleştiriyorum. Üzerinden geçerek kesiyorum. Bu kadar basit. Artık ufak ayrıntılar kaldı. Şimdi cep torbasının kalıbını çıkartıyorum. Yakanın iç kısmının kalıbını da çıkartacağım. Hazır. Hepsini tek tek çıkarttım. Bundan sonra yapacağımız işlem de kesmek olacak. Bunu bir sonraki videoda göstereceğim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.